Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Bugün sizler için fırın sütlaç yapacağız. Bunun için malzemelerimiz arkadaşlar şöyle: süt, bir kase pirinç, bir tane şekerli vanilin, bir kase toz şeker ve 6 tane de güveç kabım olacak. Şimdi arkadaşlar, ben sütümü tencereye aldım. Biraz kaynasın. Evet arkadaşlar, sütüm kaynadı. 2 su bardağına yakın pirincim vardı. Güzel boşaltıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bunu güzel bir şekilde karıştırayım şöyle. Güzel arkadaşlar, böyle kaynasın. Evet arkadaşlar, pirincimi döktüm güzel. Böyle tam kıvamlı bir hal aldı. Şimdi arkadaşlar, bir kase toz şekerim vardı. Hemen ilave ediyorum. Hepsini boşaltalım. Sonrasında bir tane vanilya vardı. Şekerli vanilya. Onu da hemen bıraktıktan sonra şöyle arkadaşlar tekrardan karıştıralım. Evet arkadaşlar, şeker ve vanilya kattıktan sonra tekrardan böyle karıştıralım. Yaklaşık 15 dakika kadar tekrardan kaynatmaya bırakalım. Güzel kıvam alabilmesini sağlayalım. Herkesin evinde yapabileceği güzel bir fırın sütlaç. Malzemeler zaten belli. Süt, 2 su bardağı pirinç, 1 vanilin, 1 kase toz şeker. Evet arkadaşlar, sütlacımız şöyle göstereyim, pişti. Görebiliyoruz herhalde. Şimdi ben bunları sırasıyla kaselere alayım. Biz buna anne sütlacı da diyebiliriz. Kıvamı gayet güzel oldu. Dileyen istediği şekilde fırına koymayabilir. Normal hani kaseleri alıp öyle de servis yapabilir. Ben 6 tanesini fırınlayacağım arkadaşlar. Kıvamına mutlaka çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Kaselerimi böyle tepsime aldım. Şimdi arkadaşlar, ben tepsime su alacağım. Fırınlayacağım için biraz daha alabilirim. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Bir peçete yardımıyla arkadaşlar şöyle kenarlarını alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben bunu fırına koyacağım. Üzerleri kızarana kadar fırında bekleteceğim. Şöyle tekrardan göstereyim. Artık fırına gitme zamanı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırın sütlaçlarımız fırından çıktı. Fazla kızarmasına gerek yok. Bu ideal. Sizler de dilerseniz evinizde yapabilirsiniz. Yapımı kolay ve basit. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.
Denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, benden istediğiniz bir tarif var mı? Yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Severek de yaparım. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da artık sonuna geldim. Sizlere fırın sütlaç yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni yapıp bol bol yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.